Selamlar sevgili dostlar. Bayağıdır bir yoktum ve yeni şampiyonlar gelmiş. Ben de dedim ki bir Volibear destesi akmaz mı? Bu yüzden Janna ve Volibear'la Jinmei'ye karşı oynuyoruz. Şimdi gönder fırtına mührüm. Gel bakalım Valhir'in elçisi. Açıkçası arkadaşlar kartların hiçbirini bilmiyorum. Açıkçası baktığımda söyleyemem. Şimdi çağrılımlı bir fırtına mührü çağırırsın. Fırtına mührü. Bir kere dost devasa bir mührüm bedeli biraz alır. Dost bir devasa bir mührüm oynadığında beni yok edersin. Okey. Volibear 9 mana. 50 hasar verdiğinde. Pekala. Bir kart çekersen bir fırtına mührü çağırırsın. Gel abi. Kilitle. Daha mantıklı bir hamle gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bir kart çekip en güçlü ünitenin mana bedelini biraz atmak bizim için güzel. Çünkü bu adama karşı benim yere ünite koymam gerekecek. Ve mesela bunu oynamak sanırım çok daha mantıklı olacak diğer ya da bunu oynamak. Yere ünite düşmem gerek. Zaten gezen kadını oynayınca adamın eli tamamen sıfırlanacak ama yavaş olması çok bozdu abi bize. Sonuçlandır. Bence Valhir'in elçisi gelsin ve bunların mana bedelini düşsün arkadaşlar. Tekleme olasılığımız çok yüksek. Bu yüzden bunu değil, gezen kadını mutlaka oynamam gerekiyor. Ya da 3 fırtına mührü çağırsın. Aslında bedavaya oynamış gibi bir şey oluyorsun değil mi bunu? Gel abi. Bir kart savurup bir kart çekmek mi? Bir kart savurup bir manası mı? Sanırım bir kart savurarak dost devas tüm birimlere 4 hasar verirsin. Bunu isteyebilirim aslında değil mi? Buna da ihtiyacım olacak. Sanırım magma yılanı mı? Yok ya. Sürü gitsin, ön kart daha çekelim. Okey, yerde blok olması kendi başına bizim için yeterli aslında. Şimdi bu büyü engelleyen vasta, intikamcı vastaya olacağı için aslında sıkıntıdayız. Neden sıkıntıdayız? Dönüştüğü zaman bu 8 manalık kartı bayağı elimizden alabilir. Yere blok çıkmak benim için güzel. Bu tur büyük ihtimalle jin düşecektir. Bunların mana bedeli beklediğimden daha yüksek ya. Pekala, turu bitir. Ne oynayacağını çok merak ediyorum. Çığ harika bir kart bu arada. Hem benim ünitelerim kalacak hem rakibin ünitesi gidiyor olacak. Burada beni açıkçası gereken intikamcı vastaya. Kesinlikle bir engelleme kartım. 2-3 koyacağım karşısına. Sıkıntı yaşamayalım. Level atlıyor mu? 2 taneye daha ihtiyacı var. Şimdi bunu oynadığım zaman 3 tane daha geri çağıracak ya. Daha bedavaya oynamış oluyorum aslında. Yani bir şey fark etmedi. Diğer tur 3, 4, 5, 6'ya voli oynamak isteyebilirim. Pas geç. Her bir oynadığında bu da ek olarak. Ya Janna abla az önce gelsen nasıl olurdu? Şimdi 6 manalık ona 10'luk bir ünite can sıkar. Bunu yok oldu ama burada clear atıyor olacağız. Bak Sota'ya atmış intikamcı vastaya sayesinde bütün büyülerden korumuş oldum. Aslında bir noktada bu bait benim işime geliyor. Şimdi 6 manaya oynamak istediği şeyi oynasın. Tersemletiyorum bunu. Aynen öyle. Yine de bu tur 8'e 6'yı da saldırıyor olacağım. Yerde de bir sıkıntımız yok açıkçası. Sadece çığ oynamama bakacak. 5'e 5. Ya da burada çığ atıp ardından volume oynamayı tercih ettim. Gel bakalım. Aslında bu tüm düşmanlara 2 hasar verirsin diyor. Bunlar çok güçlenecek ya. Zımbırtımız gelsin. 2, 4, 5, 6'ya falan çıkıyor. Yere 7'ye çıkıyor. Mutlaka Tibbers oynayacaktır. 7, 1, 8. Burada fırtına çağıran oynayabiliriz. Herkese ekstradan 4 hasar vermek benim deli gibi işime yarar. Bastıyasını aldık zaten. Burada sadece bu ikisi sıkıntı yaşamayacak. Tüm devasa birimler dışındaki tüm birimlere 4 hasar verirsin. Benim 2'ye 3 ile 2'ye 1 de gider de. Bunlar devasa birim değil. Burada fırtına çağıran gelsin. Kendi 2 ünitem gidecek okey ama board'umu temizlemek benim için yeterli. Elinde dina yok arkadaşlar. Sadece tek ünitesi var. 8'de 3'te bloklarım. Gerçi buna da stun atıp tamam yapamadı artık istediği şeyi. Kaç vuruyor ya? 10 vuruyor değil mi? Burada ben takasa sokuyor olacağım arkadaşlar. Çok da bunda olmayacak açıkçası. Pas geç.
Aslında Janna'yı oynayabilsek güzeldi. 6'ya 6'lık bir ünite daha. Bence burada. Bunu ve Valhalla'nın elçisini gönderelim. Yanındayım. Diğer tur 2 kart daha çekelim. Fırtınaya boyun eğ. Ah, Voli abimi saldırsın burada bir. Şimdi bu hasarı vurduğum için 50 sayıyor değil mi? Voli'nin kendi başına level atlıyor olması bence aşırı güzel. Bu problem olacak bir kart değil. Mutlaka yere bir şey oynayacaktır. Onu da bitiremez diye düşünüyorum. Ama bitirirse de oturur ağlarım yani arkadaşlar. Güzel abim. Artı 1 artı 3 vermek. Ekstra 2 kart çektik. Bir şey diyeyim mi? Gezen kadın oynamama bakıyor ama otur. Şimdi buna stun attığı için. Bu da hasar yedi. Ama burada rakibin unuttuğu bir şey var. Gel bakalım. Şimdi bu bana 2 tane devasa takipçi veriyor. Olacak arkadaşlar. Şimdi olaya bakın. Ne verdi abi? Biri Rumul dede, diğeri gezen kadın. Rumul dede 2 dost birime. Rumul dede çok iyi değil de 10-10 kendi başına güzel. He. Sonuçlandır. 3-3-6 vuruyor değil mi? Okey, pas geç. İlk hasarını engellese. Artı 1 artı 3 versem yine sıkıntım yok. Şimdi burada rakibin bilmediği ekstra bir hamle var. Ben burada bu şekilde saldırırsam Voli zaten kökünü kazıyacak bunların. Çünkü Voli level atladığında, saldırdığında arkadaşlar 3 tane ebedi fırtına çağırıyor. O da bak şimdi 4 hasar çıkarttı, kalanını şey yapmadı ki zaten ünitelerle direkt kazandı. Abi bu deste aşırı eğlenceli ve yemin ederim ilk defa oynuyorum. Okey, sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Illaoi ve Volibear var arkadaşlar. Şimdi bence bunu gönderelim. Tapınağın koruyucusu Mariam kalsın. Bir kart savurup bir kart çekiyoruz ya da birim bir manası dolduruyoruz. Bence kart çekmek güzel. 2 mana 2-3 aşırı OP. Görseli bayağı güzel ya. Bu kart bence OP bu arada. Bayağı OP. Pas geç. Yere blok koyabildiğim sürece sıkıntım olacağını düşünmüyorum. Bir tık yavaş oynamam gerekecek çünkü elim çok da iyi değil. Gezen kadın bir tık tatlı olabilir. Bir kart savurup tamam, Voli'yi savuralım abi. Bir kart çekelim. Çığ bayağı güzel. 2-3'le de aynı zamanda saldırıyor olacağım. Saldır baba. Yoklayamadım. Burada bence atabileceğim en iyi çığlardan biri olacak. Aynı zamanda bunun canı 1'e düşecek. Ve şu ikisinden verim alamayacak arkadaşlar. Artı 1 artı 3. Pekala. Diğer tur garanti Illaoi oynayacak bak. Garanti Illaoi oynayacak. Banko veriyorum yani arkadaşlar. Bankosunu Mollison abiniz size verdi. Üst hem de. 6 olmadı mı ya? Gerçi canı oynamadı ki. Şimdi bence bununla fırtına çağrını geri gönderelim. Diğer tur 2 kart çekiyor olacağız fazladan. Aynı zamanda kendi başına güzel bir blok. Kanki sen bunu blokla. Uzak dur. Sen de bunu kilitle. Güvenliğim şey bu arada bulutların gazabı canı için. Pas geç. Tabi şu an oynayamayız. Bir manaya da Bilge Butter'da bir hasar çıkartabilecek çok şey var diyecektim ki güzel oldu bu. İyi bir şey var abi. Bu güzel bu arada. Harika bir blok. Bir anda 3 düşürdü ya. Bak gezen kadın all clear atabilir. Bizlik sıkıntı yok. Benim canlam gidecekse de gidebilirim. Saldır abi 8-6 ile. Ben de öyle tahmin etmiştim. Turu bitir. Şu bayağı iyi gelecek ya. Adamın elini direkt boşaltabiliriz yani. Oy, 5 manaya Volibear. Oynanır mı baba? Yani bank oynanır. Yemişim gezen kadın abi. Burada Voli abim varken yani. Okey, kilitle. Buff verecek demişim buna. Artı 3 artı 4 falan mı? Öldürmek istemiyor.
Tamam, Molly gelsin. Aslında burada Rohant oynayabilir. Diğer tur yine Voli oynayabilirdim. Neyse olsun. Yere çok güçlü üniteler çıkarmaya başlayınca bakalım rakip ne yapacak? Kök kazıma falan mı geliyor? Pas geç. 5, 6, 7 olur değil mi maksimum? Ölmesi inanın umurumda değil bu arada. 11, aga be. Bence... Hadi Voli ile saldıralım abi. Magma yılan Rohant'ı oynamayacağım. Bak ona sar çıktı 42-50. Rohant oynasam aslında direkt level atlıyormuş Voli. Aa artık bunu bu şekilde yapabiliyoruz ha. Güzel. Kendi zımbırtısını öldürmüş oldu. Çünkü bu arkadaşlar iki dokunaç çıkartırsın. En güçlü dokunaç ve kartın birbiriyle dövüşür. Gayet okey bu arada. Gezen kadın oynamayacağım. Ama bu tur volüm level atladı abi sanki. Yani herkese aban verdi. Saldırdığında da 3 ebedi fırtına oluşturacak. Oy. Hepsinin ölmesi bir tık beni üzmüş olsa da kalbim yaralı. Daha level atlamadı değil mi? Devlerin çarpışmasını o kadar çok oynamak istedim ki şu an. Hadi gelsin abi. Bu bildiğiniz üzere iki tane devasa takipçi çağıracak bana. İyi bir şey ver. 16-12 ve Strya. Voli'den hayatta verim alamaz artık. Diğer tur bir de üstüne. Aynen kanka kesin oynarım gezen kadını. Gördüğünüz üzere rakip teslim oldu. Gezen kadını oynayacaktım da 9 manada olduğumuzu unutmuşum. Bu mühür kafamı karıştırıyor biraz. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Lissandra ve Voli 1 var. Bu arada bayağı mantıklı geldi bana Voli 1'la Lissandra oynamak. Cana kalsın Voli 1'i göndereceğim. Kaşif falan bayağı iyi. Kaşif de biliyorsunuz arkadaşlar bu aşırı OP kartlardan biri. Diyor ki ekipman yok et, diğer kartı yok et ya tur başında devre dışı bırak. Ya Nexus'un 2 iyileştir. Bence gayet okey. Sırayla oynayacağım bu arada. 3, 4 ve 7 diye devam edeceğim. Çığ'ı oynayabilirim bu arada bu tur. Olmasa da. Ya Çığ açıkçası Fize şuna buna karşı oynamak için güzel arkadaşlar. Onun dışında çok da bir etkisi yok. Tamamen oyun uzatma amaçlı. Çığ'ı falan geri göndereceğim yani. Şimdi burada Alim Kaşif gelsin. Ama Alim Kaşif bence var ya yer kartını yok edersin de gelsin. Çünkü Lissandra oynayacak. Onun içinden ekstra zımbırtı çıksın istemiyorum. Tak koyalım yok olsun. Tak koyalım yok olsun abi. Bir de Alim Kaşif güzel ya. Rakip çekerli olması. Turu bitir. Şimdi. Canı ablamla. Abi bulutların gazabından zaten yeteri kadar var. İkisini göndereceğim. Gelsin. Burada amaç aslında Janna'yla bunların mana bedelini düşürmek. Yani başka ekstra bir durum yok. Hadi bunu yok edelim. Nasıl 7 başladı ya 9'dan? Allah Allah. Okey turu bitir. Esen rüzgar, fırtınanın kırlangıç haber. Güzel bunu oynayacağım level atlatmak için. Okey elimiz şu an gayet tatlı bu arada. Bir kart çekip fırtına mührü oluşturacağım. Ardından Voli ile bu ikisini kombolamak çok güzel oluyor. Ya bunu oynayınca bunu direkt oynuyorsun gibi bir şey oluyor. Gel abi fırtına aynı. Bunu şu an kesebilecek bir şey yok ya. Bulutların gazabıyla canlıyı her şekilde korurum. Ki gezen kadın şu an adamın elini clearlar yani. Terbiyesiz. Terbiyesiz beyefendi. Gel sesi kırlangıcım gelsin sıfır manaya. Burada amaç Janna'yı level atlatmak. Sanmıyorum level atlayacağını ama olsun. Bir tık da bunun etkisi var aslında. Ver kanki buff'ını. Karşılaşmaya geç. Okey pas geç. Ekstra mana harcamanın çok da bir gereği yokmuş gibi geliyor. 18 manaya volümümüz var. Şimdi... Aslında 2'ye 3'te bunu yapsam 2 cana düşüyor değil mi? Çığ'ı da bunu elinden alamam. Ama kesemeyeceği için 2 kere yapıp en sonuncu da kesebilirim gibime geliyor. Görmek için. Kilitle. Şimdi benim anlamadım. Bu adam nasıl 7... Aa doğru ekstra mana taşı almış değil mi? Unuttum onu anlık.
Bilgi İhtiyar Serdiven. İki farklı elemental bilgi. Bu tür bedelleri sıfır olur. Yani sen bir oynamadın ki. Bence bunu oynayalım abim. Yani tam 4'e 3 olacak ama bana kart draw vermiş olacak da. Ben anlamıyorum bu insanlar niye sur veriyor ya da başka şeyler yapıyor. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Mono Seraphim var arkadaşlar. Yani neyle oynuyor açıkçası merak ediyorum bunu. Aslında gezen kadın var ya, bence bana bu oyunu direkt kazandırır ama gönder. Bu büyük ihtimal şey ya. Neydi o? 7 manalık yer kartıyla oynuyorlardı. Leş bar falan olma olasılığı çok yüksek. Turu bitir. Bu da kart savurup kart çekmeye falan tercih ediyor olacağım. Abi Öde'yi gönder. Çok iyi kart bu arada. Fırtına mührünü ne kadar çabuk elde edersek o kadar iyi gibi geliyor artık. O yüzden iyi yani. Javoman, Gold 4. Bizi neye atmış? Plat 4'e. İyi. Turu bitir abi. Plat, Diamond, ustalık değil mi? Aynen. Valhair'in elçisini oynayacağım. Aslında Valhair'in elçisini şu an için oynamanın bir mantığı yok. Burada tapınağın koruyucusu Maria mı oynamak çok daha mantıklı bence. Savur abi çığı. Bir kart daha alalım. Alim Kaşif mükemmel bir kart. Abi şu olaylara baksanıza. Bunlar mükemmel bir şey ya. Ya ekipman yok et, ya yer kartı. Ya devre dışı bırakıyorsun bir ünitenin özelliklerini. Ya da iki iyileştiriyorsun yani. Turu bitir. Bence aşırı iyi. Daha iyi olamazdı herhalde. Sen gel. 2 tane olacak ya, 8'e falan çıkacak. Normalde bunlarla volileri yapsam olurdu ama riske atmak da istemedim. Çünkü eldeki bir voli bence bana bütün bu oyunu kazandırabilir. Aynı zamanda kart draw'u da şu an için en azından benim için önemli yani arkadaşlar. Yelsesi sürüsü. Yelsesi. Kuşlar çok güzel ya. Jana temalı. Zaten Jana da normalde gözükenin aksine doğrudan Şahin gibi gözüküyor. Bak şimdi burada gayet normal arkadaşlar. Ama burada doğrudan Azir göndermesi gibi yani. Hani Azir de Şahin, bu da Şahin. Ulan benzetmeye bak, ne alakası. Ayaklar pençe şeklinde, kafa kuş şeklinde. Bilemedim. Seraphim'in level atlaması nasıl bir olay yaratacak acaba? Kurşun yağmuru. Gel abi. Valhair nelsisi gelsin. Bir yer kartı muhabbeti bayağı iyi bu arada. Acaba gerçek hayatta da, yani Runeterra için söylüyorum, muhabbet aynı mı işliyor? Kaldır. Burada voleyi hızlı level atlatalım. Aynı zamanda 4 hasar çıkartmış oluruz. Bloklarsa işime gelir. Alim Kaşif'le elinden alırım. Bazen okey. Bazen düşünüyorum yani gerçekten. Hani gerçek bir alem olarak geçiyor Runeterra muhabbeti. Tabii kendi diyar için. Acaba mesela burayı ziyarete falan gidiyorlar ya, burası hep böyle mi gözüküyor? Aynen kardeşim, düşündüğüm şeye bak, harikayım. Ay, kart draw'u şu an benim için sanırım ihtiyaç olacak tek şey. Ya da burada gel baba. Bekleyeceğiz arkadaşlar, elde bir şey yok. Başka bir şey yok. Ya bu level atlatmaması imkansız ya. Zaten görmesine gerek yok. Eli full büyü odaklı, her şekilde halledecek. Ama Yelses sürüsünü 2 yaptık. Güzel. +2/+2 alıyor olacak. Bu arada sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Twitch yayınlarına tekrar geri dönmeyi düşünüyorum. Malum müsaitlik durumum yoktu ama artık müsaitliğim geri gelmiş durumda ve ben diyorum ki artık yavaştan geri dönmenin zamanı geldi arkadaşlarım. Alim Kaşif gelsin abi. Bence ekipman değil de aralarında, şu an bunların hiçbiri bir işe yaramayacak. O yüzden Kaşif'in içeceği gelsin. Burada asıl amacım turu rakibe geçirmek. Ya burada kessem ne kesmesem ne yani, zaten Voli bunları kesiyor olacak. Voli'nin arkadaşlar 3 kere ebedi fırtına çağırıyor. Ebedi fırtına da şöyle ki hep bir birime 4 hasar veriyor, ölür ya da oyundan kalkarsa onun yerine kalanı Nexus'a geçiriyor. Burada yine onu saldıracağım. Neden? Çünkü bundan çıkartacağı her aç puğu kediye oynayışında ekstradan +1 veriyor olacak. Ayrıca ünite gidip gitmemesi benim çok da umurumda değil. Yarıda bir ünitem daha kalıyor olacak. Burada voleyi ne kadar hızlı level atlatırsam şu an için iyi gibi. Çünkü elim inanılmaz kötü. Pasta atışı pekala. Burada var ya
O artı 3 can veren zımbırtı olsa tam zamanı olurmuş. Ağır tatlıyı da atacak şimdi çünkü. Turu bana bir geçirse de bir odaklama oynasam. Hadi burada şunu oynama da abi. Bir şey oyna bakayım. Yer kartını yok edecek, izleyin. Mantıklı olanı yapıyor bu arada. Bulllar ne kadar geç gelirse rakip için o kadar iyi. Pas geç abi. Yani tekrar çıkartırız. Çok da problem değil açıkçası. 2, 3, 4, 5. Yel sesi sürüsü kaç olmuş abi? 2. Birini gene mecbur oynayacağız. Çünkü elde... Of gözüm, hiçbir şey yok. Yani burada 2 tura ihtiyacım var açıkçası. 2 turda çok fazla da şey olabilir. 7, 9. Yani sadece bu tur bile ağır tatlı artı bir oynadığında Seraph'in level atlıyor. Ama bunun ölmemesi gerekiyordu yani. Bence tabii. Şimdi bana diyecekler ki abi burada şey vardı, bak Kuzey'in iddeti vardı, 6 manadaydın, neden oynamıyorsun? Niye can bastın şöyle böyle? Elimde şu karttan zaten 3 tane daha var arkadaşlar. Elimde diyorum, destede. İlla ki çekeceğiz. Ama bu bana çok daha fazla oyun çevirme hakkı sağlayacak. Mesela baktım kaybediyorum abi. Tak mezara gömü attım ve 2 tur satın aldım. Oyunu 2 turluğuna uzattım gibi. O yüzden bizim açımızdan o hamle daha iyiydi. Yani tabi bana göre, siz şimdi benden daha iyi biliyorsunuz. Dur yorum yapmayayım ama. Yani kartları yeni biliyorum. Bakacağız abi. Bu oyun uzaması cidden benim için lazım. Çünkü yer kartı odaklıydı ve yer kartımız direkt yok etti. Turu bitir abi. İnşallah adam AFK kalmamıştır. Bugün karşılaştığım 10. AFK falan ki. Abi atacağım bunu da. Yapacak bir şey yok. Çünkü sıkıldım yani. 10. maç, 11. maç ve hep böyle oluyor. Sıradakine geçelim. Karşımızda şimdi Vayne ve Galio var arkadaşlar. Nail League'in Plat 4 Business, Plat 4. Okey. Jana kalsın. Bence bir şey değil mi? Bu eli aynen böyle bırakabilirim. Bir dost birime artı 1 artı 3 vermek güzel. Bu sırf 2 kart savurup çekmek. Bunu da fırtına mührü oluşturmak için bıraktım. Tapınağın koruyucusu Maria muhabbetini biliyorsunuz. Vayne Galio bize sıkıntı yaratabilir bu arada. Gerçi şeye bakıyor. Tek bir savaş anası çektiğim anda istediği kadar canı olsun, hepsinin içinden geçeriz ki bunu da istiyor olacağım. Aynı zamanda bu kart savurma muhabbeti bizim için inanılmaz güzel arkadaşlar. Neden? İstediğim kartları çekemiyor bile olsam en azından bak kendi şeyiyle oynuyor adam. Bunlarla oynarsanız sıkıntı yaratır. Yani karşımızda full AFK bekleyecek bir beyefendi var diye düşünüyorum. Abi üf. Şu muhabbet beni gerçekten sıkıyor ya. 5 gündür oyuna girmiyorum. Tamam, 5 günde hiç mi bir şey değişmez? Yeni yama geldi, yeni pek geldi, tonla şey geldi. Hala bekliyoruz abi. Ve bunu bilerek yaptıklarına ben eminim. Bak, turu bitir. Neyse, ben bildiğim gibi oynayayım da. Şimdi tapınağın koruyucusuyla kristal çare diye fırtına çağrını gönderip bir kart çekeceğim. Burada 3 kız kardeş bence gayet okey bir kart. Sırasıyla oynuyor olacağım yani kartları. 2, 3, 4, 5. Kristal fırtına gagayı büyük ihtimalle oynamam ama. Çünkü 2 hasar şu an almak istemiyorum. Neyse, adam AFK'ymış. Ay, hadi 2 hasar çıkartalım. 2 hasar. Arkadaşlar bu 2 hasar inanılmaz güzel. 2 hasar. Gördünüz değil mi? Adam direkt pas geçti. Çünkü rakip oyunda aslında. Sadece bekletiyor. Ne oynuyor? Vayne Galio oynuyor değil mi? Hadi burada bize bir savaş annesi verdi. Bir savaş annesi gösterdi. Adamın yapacağı bütün komboyu bir elinden alalım be. Turu bitir. Görürsünüz arkadaşlar. Tur 5'te tur 6'da oynamaya başlayacak bu adam. Bal kaymak. Bal kaymak. İstediği kadar canı olsun. Bu tüm güç değeri 4 ya da az olan tüm birimlerin kökünü kazırsın veriyor. Bunlar zaten sıfır canlı abi. Bak. Dedim ben size bu adam AFK değil diye. Gel baba. Çok güzel, 9 mana. Bunu ne kadar erken oynarsan benim için o kadar güzel. Darkin kalkan. Pas geç. Saldırsın. Çok da... Hadi 2-3 gönderelim. Kaç alıyor? Bir hasar mı alıyor? Aynen. Geldi mi cana?
Çok güzelsin abi. Dur. Jana gelsin. Fırtına ve bunu gönderelim abi. Diğer tur iki kart gelsin ekstradan. Bir yere kadar fırsatı var. Bir yerden sonra içinden geçiyor olacağız beyefendinin. Dedim ben size beyefendi geldi. Bak 8'e düştü gördünüz mü? Abi harikasın. Bunu yapabilirsin. Sen bir duran. Gel bakalım. Bunu oynuyor olacağım çünkü hem yerde blok olsun hem de sıkıntı yaşamayalım. Bak 5'e düştü ya. Baba 2'ye 1'i koy karşısına. Şimdi Magma Yılan Rohan gelsin. Şimdi bak bunu yok edecek. Karşında 3 tane olacak. 6'ya düştü. Eli bir clear diyeceğim ki. Öyle bir clear atacağım ki. Benim canımın gidiyor olması umurumda değil. Adamın eli sıfırlanacak arkadaşlar. Bak görürsünüz. Okey bana göre abi hoş. Sonuçlandır. Diğer tur hamle sırası bizde olacak. Taklaya Allah'tan manası yetmedi beyefendinin. Şimdi niye öyle oldu da bunu oynayamadık? Tamam gel abi. Level atlayacak. Yapacak bir şey yok. Tamam beyni level atladım. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. 0-3'te oyna. Mantıklı. 2-3'ü koyacağım karşısına ama beyni level atlamış olacak. Dediğim gibi bir şey ifade etmiyor. Savaş analarından bir tanesini bile koysam ekipmandan çıkacak olan çok güçlü ünitelere bile çok rahat ses çıkartacağız. Koy kan karşısına. Bununla değil açıkçası yani. Devam. Tekrar saldıramayacak da. Oy, diğer tur open'larsa sıkıntı. Burada bir çığ olacaktı. Şu ikisini clearlayacaktık. Bal kaymak olurdu. 3, 5. Bunun ölmemesi gerekiyordu ama. Çok iyi. Gel abi gezen kadın. Benim eldeki bu gidecek. Ama bunun sonucunda da senin elindeki her şey gidecek. Burada da bir surrender görüyoruz galiba sevgili tostlarım. Vurmadım ha. Adam akıllı vurmadım bile. Tek karttan oyun kazandık. GGBPS. Bir maç daha atalım bu desteğiyle. Karşımızda şimdi Heimerdinger ve Jayce var arkadaşlar. Salah GG'ye karşı oynuyoruz. Bir şey diyeyim. Çığ kalsın. Ve bunu gönder. Tamam Voli. Voli abi. Voli bizim için önemli. Voli'nin kökünü kazıyabilir bu arada. Bir de bunları bırakmamdaki en büyük sebep adam deli gibi sıkıntı yaratacak bize. Heimerdinger muhabbetinden. O yüzden çığ bilerek elimde bıraktım açıkçası arkadaşlar. Ama karşımızda yine AFK bir beyefendi var. Baba turu bitir. Güzel bu arada ama burada bir kart savurup bir kart çekeceğiz ya. Yelselesi sürüsünü gönderelim ve bunun yerine bir kart çekelim. Devlerin çarpışması bizim için çok iyi bir kart arkadaşlar. Turu bitir. Bu iki tane rastgele şey veriyor. Devasa kart veriyor. Uyduruyorum mesela. Neyse bu tur bu kartı oynamak için özellikle uzatacağım. Görmenizi istiyorum çünkü. Ek olarak bir de Wall... Burada ne var? Abi Volhir'in elçisi gelsin. Bir Lejyon Yağmacısı daha oynayacaktı. Bu destede Lejyon Yağmacısı muhabbeti ne alaka? Ben zannetmiyorum ki open'lasın. Mutlaka bir tane daha oynayacaktır. İnşallah open'lamaz. Bu tur kesinlikle çığ atmalı. Bunlar her saldırdığında +1/+1 alıyorlar arkadaşlar. Dilim yerde 4 tanem var. +4/+4 alıyor yani. Şimdi bir Yelsisi, zımbırtısı gelsin ki bunun mana bedelini azaltalım. Aynı zamanda bunun da bedeli artsın. Bunlar dert değil ya. Pas geç, yere bir doldursun da ona göre çığ atalım. Tam altı mana bıraktı bu arada beyefendim. Çığ onders. Saldır abi 2-1'le. Lejyon Yağmacısını vermeyecektir, 2-1'le oynayacaktır. Burada asıl amacım turu rakibe geçirmek. Bana mantıklı gibi bir hamle geliyor. Dost devasa birimler dışındaki tüm birimlere 4 hasar veririz. Yani Lejyon Yağmacısı şu an 3'e 2 ya 4'e 3 direkt elinden alırız. Okey. Büyüsünü yapsın da ona göre bir hareket yapalım. Bu tur gerçekten çığ atmak istiyorum. 2 hasarımızı çıkarttık. Sırf o 2 hasarı çıkarttığımız için kazanacağız arkadaşlar görürsünüz.
Güzel abi. Çığ gelsin. Burada bence güzel verim aldık. 2 ünite artı Heimerdinger yarı canlı. Bir sonraki çağı elinden alırız. She Wonders, özür dilerim. Gezen kadını oynadığım zaman all clear atıyor. Olacağım. Aslında çığı bir tık daha bekletebilirdik. Bunun oynayacağı her kartı çok rahat elinden alabilirdik. Gel sesi güzel abi. Bak, 2 Legion yağmacısı ya. Şimdi olaya bakın. Sonuçlandır. Beyefendinin tam 1 manası var. 1 manam kalıyor. 8 hasar yerim eğer böyle bir şey yaparsam. Sonuçlandır. Daha mantıklı bir hamle gelmedi şu an. Hem Heimerdinger'ını hem elinden yağmacılarını almış oldum. Oyna kanka Hex'i. Pas geç. 8 hasar alacağız artık. Burada yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam. Kaç manadayız ya? 3, 4, 5, 6 manadayız değil mi? Aa 7'ymiş. Çok iyi abi. Magma Yılan Rohant gelsin. Şimdi bunu yok edip yerine 3 tane daha çıkarttığı için diğer tur Voli 1 oynayabilirim. Gezen Kadın oynayabilirim. Ki Voli'yi tercih ediyor olacağım. Voli 3 tane oynadığı için 11'e düşüyor olacak. Yani bu saatten sonra rakibin çevirmesi bir tık zor. Ayrıca 8'e 8'e karşı da 8'e 6'lık güzel bir bloğum var. Buna stun attı. Pekala. Saldırmayacaktım bu arada. Bir Heimerdinger daha. Pas geç. Diğer tur kesinlikle Voli 1 oynamak istiyorum. Herkese 4 hasar çıkartıyor olacak. Mutlaka bir oynayacaktır. 8'e 8'de oynarsa yerde bloğum var çünkü. Ve bence hata yaptı. Önce Heimer oynamalı, ardından stun atmalıydı ki bir zımbırtısı olsun. Risk alabilmeliydi yani. Tabi herkes Morrison değil. 8, 9, 10 değil mi? 10. turda anca oynarız. 8, 9, 10, 11, 12, 13 aynen. 8-6'yı koyacağım. Yani burada benim yapacağım hamle belli yani kanki. Çok da mantıklı bir hamle gibi gelmedi senin bu yaptığın şey. Olur da ekstra bir şey yaparsa artı 3'üm var zaten. Burada aban maban vermesi hiçbir şey ifade etmiyor. Elden gitmesi güzel. Olivier. Ne dedim ben size? Aban vereceğini hissediyorum ya. Ben var ya bu adamların içini biliyorum baba, içini. Gel kanki, ver artı 1 artı 3'ü. Olabilecek minimum hasarı almamız gerekiyor. 9, 10, 11. 2 hasar geçiyor yani. Bence gayet okeydir bu arada bu takas. 5 manayı daha veriyorsa da versin yani. Şimdi giden ikinci Heimer'in olacak. Hatta bir şey diyeyim mi? 7, 8, 9, 10. Voli kaç mana normalde ya? 9 değil mi? 7'ye bunu oynasam 8-9 2 tur sonra Voli oynayabilirim. Ama Voli direkt level atlayacak. Diğer tur bence bunu oynamak daha mantıklı. Gel bakalım. Bak direkt 9'a düştü mesela değil mi? Hem kökünü kazıyacak hem de Nexus'una fazladan 4 hasar. Bunu oynaması da bir şey ifade etmiyor. İntikam, kök kazıma, eline geri verme. Nexus'a 2-2 vurduğuna göre 4-3 kalacak ya. Doğru. Elinde bence ay çok heyecanlı ya da daha başka zımbırtılar var. Nexus'umuza tek atıp geçecek arkadaşlar. Siz de bu destenin neden oynanmaması gerektiğini görüyor olacaksınız. Adam Nexus'uma totalde sadece bir kere vurabildi ha. Bunu da asla unutmayın yani. Şimdi diğer tur saldırı sırası bana geçecek ya, bu tur 49-50 bir şeyden kaybediyoruz. Voli level atlamıyor. Gel abi devlerin çarpışması. İki tane çok güçlü ünite verecek. Ben bunu oynuyorum ya. Adam ay çok heyecanlı atıp ya da başka bir şey atıp direkt mahvedecek. Biçen balta, Feron. Güzel abi. Bu tur oyunu bitiremiyoruz. Eğer bu level atlasaydı garanti bitmişti ama. Herkese aban verecekti çünkü. İçinden geçiyor olacaktık. Aynı zamanda kök kazıyacaktı. Ah, Morrisonsanız hayat bundan ibaret. Sevgili dostlarım. Yapabilecek bir şeyim yok. Max dilenciliği de yaptım açıkçası. Ne adamın ligi gold 1, ben neyim plat 4. Ben var ya büyük ihtimalle bu adam kazansın diye eşleştirdim bu adamla. Elinde ay çok heyecanlı ya da Nexus'a vurabilecek herhangi bir şey yoksa sıkıntı yok. Tamam, elimde bir gizemli atış daha var. Yani aklıma başka bir şey gelmedi açıkçası. Saldır babacım. At kanki gizemli atışını ve kaybedelim. Ya bizi neye dilendiriyorsun? Hadi daha sonuçlandır. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 4 hasar kalıyor. Şununla vurabilsek aslında belki bir şeyler fark ederdi de. Güzel. Ya Hex'deki
Benim Nexus'uma hasar çıkartmadığı sürece problem yok arkadaşlar. İnşallah elinde bir şey yoktur yani. Yani bu Heimerdinger Jace destelere çok farklı olduğundan anlayamıyorsun da ne olup ne olmadığını. O yüzden bir tık artık trolleyeceğim, direkt gezen kadına düşeceğim abi. Elindeki bütün kartlar gitsin, elindeki büyüleri görelim. Yani kök kazımak istese bile 2 can falan kalıyor yani. Kök kazımayla ya da ekstra hasarla kesemez. Önce intikam atması gerek. İntikam da Noxus'ta atamaz yani. Oh. Belki sıyrılgan bir ünite oynar. Ama sıyrılgan bir ünite oynarsa 2 canı olduğu için çığım var yani elimde. Rakibin elinde... At abi. Bekliyorum ya. At şu gizemli atışı da bir rahatlayalım. Tamam, Legion yağmacısı okeydir. Şimdi hepsi 4 ya. Gezen kadın gelsin. Bir all clear alalım abi burada. Elindeki kartları da görelim. Büyük kartı değilse sıkıntı yok. Ne gitti? Elindeki bir kartın büyük kart olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Jace gitmiş. Turu bitir. Şimdi bu tur ya kazandık ya kaybettik. 44 vuruyor lan Nexus'a. Aha! İnanamıyorum sevgili chat'im. İnanamıyorum sevgili dostlarım. Baba Morrison'san her zaman kazanacak. GGVP.et. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.